Evet, selamlar, iyi akşamlar. Biraz videolara ara verdik. Fırsatım olmadı açıkçası. Şimdi yeniden yapalım dedik. Bugün biraz bir sıkıcı bir gün. Yani endeks 1424'lerde %0,67 aşağıda. 9,77 puan aşağısı. Eskiye göre bakarsanız 977 puan eksideyiz. Niçin böyle oldu şeklinde bir baktığımız zaman yani ne var da bu borsada aniden bir düşüş var? Açıkçası bakıyoruz sağa sola çok fazla bir şey de yok ortada. Yani bir haber olur, bir durum olur, o da yok. Çok ciddi bir izah yapmaktan yoksun bir gün aslında. Endekste satışlar oluyor da peki kurda durum ne? Dövizde herhangi bir hareket yok. Döviz sakin, hatta yer yer 8,44'ün de aşağısına doğru bazı salınımlar var. Bunları da alıyoruz. Peki faizde bir durum var mı? Onu tarafına izlediğimiz zaman orada da hatta üstüne faizlerde çok hafif bir düşüş var. Onu da izliyoruz. Yani hem kur hem de faiz cephesinde öyle çok olumsuz bir hava yok ama sadece endekste var. Yani böyle hisse senedinde çok ciddi hatta bir satış var. 14-15'te bu satışlar başlıyor. Yani saat işte 2'de başlıyor. Sonra biraz bir ara veriyor. 14-15'te bitiyor. 14-15. Arkasından 15-15'te başlıyor. Bir daha bir ara veriyor. Bir 45 dakika. Arkasından 16-15'te yeniden başlıyor. Yani artık sanki bir şey gibi bir ne bileyim işlemci gibi böyle bir satış var. Çok enteresan. Şimdi az sonra bunları da izleyeceğiz. Matrix'ten açacağım. Yani bunlar olurken tabii Güney Afrika borsası, Rusya borsası, Hindistan borsasında havalar güzel. Yukarı yükselişler var. Bugün ekstradan ne oldu dersek hani Almanya endeksi DAX da yine öğlen saatinde bir satışıyor. Fakat o satışın ardından bir yukarı doğru bir toparlama yapıyor. O DAX'ta bir toparlama olurken de bizde hala satışlar sürüyor. Şu anda tabii DAX geldiğimiz yerde o da eksi, o da biraz daha satışını arttırdı. Biraz da yurt dışının etkisi var ama yurt dışının etkisi Güney Afrika'ya, Rusya'ya, Hindistan'a etkisi yok mu yani bize mi var? İşte bunlarla beraber maalesef çok fazla izahtan yoksun bir gün yaşıyoruz. Teknik olarak ifade ediyoruz sadece. İsterseniz biraz bir endeks üstünde bir yorum yapalım. Çok kısa tutacağım. Yani hakikaten endekste de sıkıldık artık. Yani hakikaten sıkıldık. Çok fazla bir yorum da yapmak istemiyoruz. Yani 9 ay oldu. 9. aydayız. Neredeyse 10 aya gireceğiz. 10 aydır sürekli yatay kalan, düşen, İki adımda bir yükselişten sonra tekrar satış yiyen bir endeksimiz var. Yabancı yok. Yabancı yok. Yabancı var da yok. Yani işte giriyor. Çıkmışlar milyar dolar olarak bir çıkış var. Girişler 100 milyon dolar, 50 milyon dolar, 40 milyon dolar. Yabancı niçin girsin sorusunun yanıtı da yok. Yani hadi evet ucuzuz, ucuzuz da ucuz olmamızın da bir sebebi var. Tabii ki yani durduk yere ucuz olmadık. O da biraz şeyde muallakta. Yani bugün hakikaten yani bugün şu öğleden sonraki satışlara hakikaten biraz can sıkıcı oldu ve bir izah da yok. Yani diyorlar ki robot var, robot yapıyor. Yani hakikaten inanıyoruz artık. Robot evet bir robotik bir işlem herhalde olabilir. Yani 2.15, 3.15, 16.15 yani artık bu. Bunun bir şeyi yok böyle. Bakalım eğer bir haber varsa yani Türkiye ile ilgili olumsuz bir şey olsa burada ve faizde de bunu biz hissederiz. O tarafta bir şey yok. Gelişen ülkelerde bir şey olsa orada da biz yine yani izleriz orada da bir şey yok. Peki izah belki petrol yükseldi bugün ve hatta petrol yukarıda kırdı. Onu da izleyeceğiz. Ama petrolün yükselmesinden ötürü bizde bir olumsuz etkisi var olacak tabii ama burada bunun etkileri olacak yani olması lazım. Yani o taraf sakin orada da bir şey yok. Belki de kur daha sonra gidecek çünkü Rusya yukarı gidiyor.
petrolden ötürü olabilir, onun yarattığı bir iyimserlik olabilir. Bizde de satış var. Neyse çok uzattım. Endekste şu gündü, şu gün, şu tam bu kursörün olduğu gün bir reversal yaptık. Ümit verici bir gün olduğunu ifade etmiştim. O gün de tam videonun son, en son yaptığım şey o gündü video. Ama bunun üzerinde bizim bir onay almamız lazımdı. Onay almamız icap ediyordu. Neydi o onay? 22 günlük ortalamanın üzerine çıkması lazım. 1453 ya da dünün yani şu seviyenin 1452'de bitirdik o günü. 1452'nin üzerinde bir açılış ve açılış seviyesinin üzerinde bir kapanışa ihtiyacımız var dedik. Onu ertesi gün yapamadı. Ertesi gün açıldı. Açılış 1455. Günü 1438'den bitirdi. Yani 22 günlük ortalamanın altına ben indim dedi. Haftalık hafta sonu yazdığım notta da teknik olarak endeksin kırmızı çizgi şu 50 günlük ortalamayı test etme ihtimalinin de yükseldiğini yazdım. Nitekim aradan geçen 3 günde 50 günlük ortalamaya geldik. 50 günlük ortalama 1418'de. Buraya çok yakın bir yerden 1420'den geldik. Biraz daha yaklaştırayım. Buraya geldik. Şuradan bir tepki yaptı ama yeterli bir tepki değil. Yani şu anda saat 17:58. Bu videoyu çekerkenki saat kapanışta aşağı yukarı işte 1424'lerden olacak gibi bir havası var. Güçlü bir noktada değiliz. MACD sıfırın üstünde evet yani normal şartlarda bu kırmızı çizgiye yakın yerden yine yarın da biraz aşağıyı zorlayabilir. 1418'leri oralardan yukarı doğru bir tepkinin gelmesi lazım. Normal şartlarda bizim yarın bir tepki görmemiz lazım. Bir tepki yükselişi görmemiz lazım. Peki tepki olsa ne olacak? Yani olması demek borsanın hadi artık ben gidiyorum deyip de ezele kadar yükselmesi anlamına gelmiyor. Bir tepki gelecek. O tepki de işte yapsa yapsa 1430'a gidecek, 1432'ye gidecek. Yani çok önemli değil. Belki uzatsa uzatsa yeniden ilerleyen günlerde, bir gün, iki gün, üç gün sonra, beş gün sonra bir bakmışız biz yeniden 1450'leri falan zorlamışız. Fakat yine orada da bir satış olacak. Normal şartlarda yarın bir tepkinin gelmesi lazım. Şimdi haftalık grafiğe baktığımız zaman orada da çok enteresan bir noktaya geliyoruz. 50 haftalık ortalama 1407'de, 22 haftalık ortalama da 1416'da. Buralara da çok yaklaştık. 50 günlük ortalama 1418'de. Yani bakın işte 1406, 1407, 1416, 1418. Çok yakın noktalar. Yani endeks bu noktalara kadar inebilir. Ama bu seviyelerden sonra da yukarı doğru da bir tepki verebilir diye tahmin ediyorum ben. Eğer zaten veremiyorsak tepkiyi 1400'lerin de aşağısına doğru iniyorsak geçmiş olsun. Ondan sonra biz bambaşka bir dünyaya gözümüzü açacağız. Bakın Afrika'yı göstereyim size. Güney Afrika endeksi. O tabii son birkaç gündür bizden daha da kötüydü. Çok sert aşağı geldi. Ama son 3 gündür bir tepki yapıyor. Yükseliş yapıyor. Yani onlar da mesela kaç gündür aralıksız düştüler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün aralıksız düştü. Yani onun bir tepkisini yapıyor. Rusya'ya baktığımız zaman Rusya almış başını gidiyor. Çok büyük ihtimalle petrolle ilgili bir şey. Ona da bakacağız. Sensex Hindistan endeksi çok güzel yatayından yeniden yukarı doğru bir tepki yaptı. Orada da bir numara yok. Yani ama bizde var. Bizde burada ve faizde bir hareket yok. Bizde tamamen hisse senedinde bir satış var. Sebebini bilen varsa söylesin. Yani petrolden ötürü ise o zaman kur niçin gidiyor? Ha, şunu diyen olabilir. Hocam işte Merkez Bankası'ndan ötürü, siyasetten ötürü, bundan ötürü. Tamam bunlar bir ay önce de vardı. Neden Ağustos ayında %5,5, %6 yükseldin o zaman? O zaman da bu sorunların senin vardı zaten elinde. Yani bunlar bugün çıkmış bir hadise değil. Ben bugün çıkan bir haber var mı? Bugün çıkan bir sebep var mı? Onu çok merak ediyorum. Yok. Petrole bakalım. Petrol bizi ilgilendiriyor. Biliyorsunuz bizim
petrolü ithal eden bir ülkeyiz. Burada çok önemli bir kırma yaptı. 50 günlüğü kırdı. Şu anda direnç seviyelerinde. Ama bu hızla giderse buraları falan test edebilir. 77-50'leri test edebilir. Benim aklıma gelen iki sebepten birisi. Bir, yurt dışında satışlar var. Zayıf bir seyir var. Bizi de etkiledi. Ha, Afrika'yı, Rusya'yı, Hindistan'ı etkilemiyor bunlar. Bizi etkiliyor. İkincisi, bence en büyük şey petrolünün yükselişinin Türkiye'ye sat, Rusya al şeklinde bir ordinoları tetiklemiş olması muhtemel olabilir. Bu bizim cari açığımız için olumsuz. Cari açığımız için olumsuz olduğu için de biz kuru için de olumsuz olacaktır. Dövize de belki de ilerleyen günlerde yansıyacak. Gelecek hafta zaten şey bir hafta. Hem Fed var 20-21 Eylül. Bizde de 23 Eylül'de de Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Evet, muhtemelen hani çıkıp sıkılaştırma falan ilan etmeyecektir. Aynı tonda mesajını sürdürecektir. Bizler hani sıkılaştırma için daha somut bir açıklamayı Aralık ayı toplantısında olacağını öngörüyoruz. Bizim Merkez Bankamız da büyük ihtimalle faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyecektir. Yani geçen hafta yaptığı, ben artık manşeti değil çekirdek enflasyonu izliyorum. Sebebi işte faiz enflasyon üzerinde olacak lafını çekirdek enflasyona şeydi, uyarlamasıydı. Yani biraz hani yani ortada kuyu var, yandan geç hareketi oldu. Bu tabii biraz güven yıkıcı bir hareket. Bu nedenle ben bir faiz indirimi falan tahmin etmiyorum. Çok büyük ihtimalle Ekim ayında bir faiz indirimi de olacaktır. Ama tabii bu Merkez Bankası toplantılarının öncesinde de piyasalarda hem endekste hem de kurda dalgalanmalar, spekülatif hareketleri de görmek mümkün olabilir. Herkese sabırlar. Yani uzun vadeli yatırımcıysanız eğer, benim gibi, bekleyeceksiniz. Yani şirketinizi izleyeceksiniz. Şirketleriniz eğer iyiyse, güzel bilançoları varsa, güzel bilançolar açıklamaya devam edecekse yapacağınız hiçbir şey yok. Oturup sessiz bir şekilde, sakin bir şekilde izleyeceğiz. Eylül işte ayın 15'i oldu. 30 Eylül'den itibaren artık 3. çeyrekler başlayacak. Onlara yönelik hisse bazında hareketler olacak. Kısa vadeli iş yapıyorsanız vallahi Allah size sabır versin. Onun dışında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hoşça kalın, iyi günler.